Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları 3. ünite Kuvveti Tanıyalım Değerlendirme Çalışmaları soruları ve cevapları sayfa 73, 74, 75, 76 ve 77 işleyeceğiz. A. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız. Bir ifadeyi birden fazla yerde kullanabilirsiniz. İfadeler: sallanma, dönme, hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme. 1. Araçlar trafik lambası yeşil yandığında hızlanma hareketi yapar. 2. Hareket eden bisikletin tekerleği dönme hareketi yapar. 3. Havalanan uçak hızlanma hareketi yapar. 4. Durağa yaklaşan otobüs yavaşlama hareketi yapar. 5. Duran bir otomobil hareket etmeye başladığında hızlanma hareketi yapar. 6. Çarpışan bilyeler çarpıştıktan sonra yön değiştirme hareketi yapar. 7. Dalgalı denizde yol alan tekne sallanma hareketi yapar. 8. Saatin sarkacı sallanma hareketi yapar. 9. Hareket halindeki topaç dönme hareketi yapar. 10. Viraja giren otomobil yavaşlama hareketi yapar. B. Aşağıda açıklamalar hangi kavramı tanımlamaktadır? Bu kavramı noktalı yere yazınız. Duran bir cismi harekete geçirebilir. Hareketli bir cismin hızını artırabilir ya da azaltabilir. Hareketli bir cismi durdurabilir. Hareketli bir cismin yönünü değiştirebilir. Kuvvet. C. Alican ve Kerem teneffüs zili çaldıktan sonra koşarak sınıftan çıktılar. Kantine bir an önce gitmek istiyorlardı. Her ikisi de koridorda hızla koşarken aniden sınıfın birinden öğrenciler çıktı. Soru: yukarıda anlatılan olayın devamında sizce neler yaşanmış olabilir? Bu olaydan yola çıkarak hareketli varlıkların neden tehlikeli durumlarda oluşturabileceğini aşağıdaki alana yazınız. Cevap: ve birbirleriyle çarpışarak yere düştüler. Bunun sonucunda ikisinde de yaralanma meydana geldi. Hareketli varlıklar hızları kontrol altına alınmadığında çevresine zarar verebildiği gözlenmektedir. Ç. Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Buna göre bu cisimlerin hareket özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Dönme, sallanma, hızlanma. B. Yavaşlama, dönme, sallanma. C. Yavaşlama, sallanma, dönme. Doğru cevap B. Yavaşlama, dönme, sallanma. 2. Yandaki görselde Ahmet'in topu vurması ve kalecinin bu topu tutması görülmektedir. Görselle ilgili olarak 1. Ahmet topa itme kuvveti uygulamaktadır. 2. Kaleci topa çekme kuvveti uygulamaktadır. 3. Kaleci topa kuvvet uyguladığında top yavaşlar. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 1, 2 ve 3. Doğru cevap B'dir. 1 ve 3. Çarpışan oyuncak arabalar hareketi yapar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir? A. Hızlanma, B. Dönme, C. Yön değiştirme. Doğru cevap C. Yön değiştirme. 4. Aşağıdakilerden hangisi hareketli varlıkların sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? A. Vantilatöre dokunmak, B. Yazı yazmak, C. Topa ayağıyla vuran kişinin önünde durmak. Cevap B. Yazı yazmak. 5. Yandaki görseli inceleyen bir öğrenci: 1. Koşarken hızlanma hareketi yaparız. 2. Okul koridorunda koşmak tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. 3. Okul koridorlarında koşmakta bir sakınca yoktur. İfadelerinde hangilerini söylemiş olabilir? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1, 2 ve 3. Doğru cevap A. 1 ve 2. 6. Daldan düşen elma ne tür bir hareket yapar?
A sallanma, B hızlanma, C yön değiştirme. Doğru cevap B, hızlanma. 7. Yandaki görselde bisiklete binmiş bir çocuk görülmektedir. Görselle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Bisikletin tekerleri ve padelleri dönme hareketi yapmaktadır. B. Çocuğun kask takması güvenlik için yeterlidir. C. Frene basınca bisiklet yavaşlama hareketi yapar. Doğru cevap B. Çocuğun kask takması güvenlik için yeterlidir. Sekiz bir hızlanır, iki durur, üç yavaşlar. Hareketli bir cisme hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uygulandığında cisim yukarıdaki hareketlerden hangilerini yapabilir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 3. Doğru cevap C. 2 ve 3. 9. Bir duran bir cismi harekete geçirebilir. 2. Hareketi bir cismi durdurabilir. 3. Hareketli bir cismi hızlandırabilir. Yukarıda verilenlerden hangisi kuvvetin cisimlerin üzerindeki etkilerindendir? A. 1 ve 2, 3. B. 2 ve 3. C. 1, 2 ve 3. Doğru cevap C. 1, 2 ve 3. 10. 3 otomobilin frenine basılması bir çığ, iki sel. Yukarıdakilerden hangileri hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgilidir? A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 1 ve 4. Doğru cevap A. 1 ve 2. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel geçsin dersleriniz.